Şimdi diğer yardımcı da Volkan Mayarslan'ın yanına doğru hareketlendi. Serkan Ok ve Serkan Olguncan, Volkan Mayarslan'ın yardımcıları. Volkan Mayarslan sağ kenarına geldi. Dördüncü hakemini de o bölgede. Fenerbahçeli oyuncuların sahaya dönüp dönmeyeceği konuşuluyor. Fenerbahçeli kronometre ilerliyor, evet. Galatasaraylı futbolcular da ne yapacaklarını soruyorlar. Maç topunu aldı Volkan Mayarslan. Yardımcılarıyla birlikte şimdi sağ kenarında Galatasaraylı futbolcular da bu sevinç umanı oluşturdular. Volkan Mayarslan sahayı terk ediyor, maçı tatil etti. Volkan Mayarslan Süper Kupa'da Galatasaray Icardi'nin golüyle ilk dakika içerisinde skoru 1-0 yaptı. Bu golden sonra santra yapılmadı. Fenerbahçeli futbolcular sahayı terk etti. Galatasaraylı futbolcular sahada. Maçın hakemi Volkan Mayarslan da yardımcılarıyla birlikte soyunma odasındaydı. Dönüşte Mustara ve Icardi taraftarlarına koşuyorlar. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek görüntüye böyle yansıyor. Ve Galatasaray'la futbolcular şimdi kendi yer alanında kaptan Mustara önlerinde türbünlere doğru gidiyor Galatasaray'la futbolcular. Skor 1-0 iken maçın hakemi Volkan Mayarslan Fenerbahçeli tüm futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle birlikte bir süre bekledi. Ardından yöneticilerle görüştü ve sonrasında o da soyunma odasına gitti. Maçı tatil etti. Galatasaraylı futbolcular tribünlere doğru gidiyorlar şimdi. Icardi ve Mustera'nın önde. Tribünler Galatasaraylı oyuncuları çağırıyor. Fenerbahçeli oyuncular soyunma odasında. Teknik direktör Okan Buruk ekranlarınıza yansıdı. İşte Icardi ve Mustera taraftarlarıyla bu sevinci yaşıyor. Sarı kırmızılı futbolcular taraftarların olduğu bölümde büyük bir coşku yaşıyorlar. Şanlıurfa'da 11 Nisan stadyumunda bu görüntüler yansıyor ekranlarınıza. Icardi ile golü buldu. Maçın hemen başında, daha birinci dakikanın içinde Galatasaray ve sonrasında bu golün santrasını yapmadı Fenerbahçeli futbolcular. Kenardan gelen işaretle soyunma odasının yolunu tuttular. Sağda sadece Galatasaraylı futbolcular kaldı ve onlar da tribünleri selamlıyorlar. Maç tatil edildi. Süper Kupa yarıda kaldı. Volkan Mayarslan maçı tatil etti. Ki bu yönde bir Fenerbahçe'de hazırlık yapıldığını günler öncesinden konuşuyorduk. İşte Galatasaray kısa sürede gol de buldu Fenerbahçe karşısında. Icardi fileleri havalandırdı. Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Maç tatil edildiği için şimdi kararı federasyon verecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevk edilecek sahayı terk ettiği için Fenerbahçe ve ardından karar açıklanacak. Kenara böyle çağrıldı. Fenerbahçeli oyuncular, Galatasaraylı futbolcular da bu sırada alkışlıyorlardı. Ardından da sarı kırmızılı takım tribünlere koştu. Taraftarıyla bu sevinci yaşadı Süper Kupa'da. Galatasaraylı oyuncular şimdi sahaya geri döndüler. Soyunma odasına mı gidecekler? Bize gelen bilgi kısa bir antrenman da yapabilecekleri yönünde. Ama Fenerbahçe sahadan çekildi. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu verecek. Süper Kupa maçı yarıda kaldı Şanlıurfa'da. Zeki Murat Göle Fenerbahçe'nin başında bu maçta teknik direktör olarak sahadaydı. Yöneticiler yanındaydı ve
takımı soyunma odasına götürdü. Ve ardından da maçın hakemleri Volkan Bayarslan, Serkan Ok ve Serkan Olguncan soyunma odasının yolunu tuttu, maçın tatil edildiğini belirterek 17. Süper Kupa, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan Süper Kupa, PFDK'nın vereceği kararın ardından sahibini bulacak. Süreç bu şekilde işleyecek. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe sahadan çekildiği için maç yarıda kaldı. Tribünler şimdi yavaş yavaş boşalıyor. Galatasaraylı futbolcular da as ve yedek takım iki yarı sahada kıldılar. Ve kupanın arkasında işte böyle poz verdi sarı kırmızılı futbolcular. Evet, işte diyorum ya, Galatasaray yönetimi olsam ikinci kupayı da şuraya getirir koyardım, biliyor musun? Sürpriz. Saklardım ama, çünkü o kupayı alamamak da var. Ama alınca getirir koyardım, çift kupayla çekerdim şu resmi. Doğru mu? Evet, iyi, keyifli olurdu. Götürecekler ya, kaçırır gibi getirip buraya koysalar. Bu sezon 12 maçta Ziraat Türkiye Kupası'nda 37 gol gönderdi rakip filelere sarı kırmızılı takım. Şimdi diğer senaryoyu da yapacak. Acaba futbolculardan Abdülhalim Albayrak'la Ali Dürüst'e bir mesaj gitti mi hiç? Şu ana kadar yok. Olması lazım ama. Bu kupada onların da hakkı var. İşte az önce söylediğimiz final görüntüsü de bu şekilde hayata geçiyor. Galatasaraylı futbolcular kupanın coşkusunu, sezonun finalinde sezonu iki kupayla kapatmanın keyfini işte böyle yaşıyor. Sevmek onların hakkı, gece onların gecesi. Allah muhafaza altta kalanın canı çıksın. Aşağıyı bebek lazım, yukarıda kalmak lazım. Hoca açısından da mesleğinin ilk döneminde Galatasaray gibi bir takıma hem de sezonun ortasında gelerek iki kupayla kapatmak, öyle zannediyorum ki bu bir şans. Müthiş yani, bir kariyer. Bu bir şans. Düşünebiliyor musun? Mancini gelecek, gidecek. Ötek gelecek, gidecek. Sen başka yerlerde çalışacaksın. İş ders gidecek. Filan filan filan, sonra sana gelecek. Bu şu. Sen çalışacaksın. 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 Bir gün fırsat geldiği zaman faydalanacaksın. Bu fırsat her zaman gelmez. Bu hayatta her insana gelir, bir defa, iki defa. Yani bazen üç olur, Allah gönderir de. Ama bir sefer insanlara geliyor. Hamza'ya geldi, Hamza faydalandı. Hamza akıllı bir çocuk, dengeli bir çocuk. Nerede hata yaptığını da biliyor. Hamza bundan sonra daha da iyi olarak gidecektir bence. Ama yeter ki yönetim Hamza'ya yardım etsin. Evet, tabii ki. Köstek yapmasın. Çünkü biliyorsun yöneticiler belli olmazlar ne yapacakları. Ama yani kendi çocukları bunlar ya. Para pul da önemli değil. Şimdi ben bakıyorum yabancı hayranlı. Fener, Galatasaray, Beşiktaş nerede Daragaslar? Rusya su gelir abi şeyden, Rusya'dan. Ya bırakın bu işleri arkadaş ya. Sizin çocuklarınız var. Hamza gibiler çıksınlar. Bizim Hamza gibi, Şenol Güneş gibi, Fatih, Mustafa, Büyükşehir Teknik Direktörü gibi, Ersun Yanal gibi antrenörlerin 20 tane, 25 tane falan olması lazım alternatifli. Düşünmememiz lazım. Bir kişinin, iki kişinin etrafında gezmememiz lazım. İşte Şenol Güneş bugün 17 yaşından 18'e yeni gelen çocuğu aldı, finalde takıma koydu. Ne var abi bu? Oynatacaksın. Bizde pişsin. 28'e kadar pişirirler, sonra dibi yanar topçunun. Hani fırın sütlaç değil, hani kazan dibi olur dibi yandısa. Oynatın arkadaşım, ne olur işte ya, oynadı çocuk çıktı. Türk futbolunun yeni şeylere ihtiyacı var. Türk futbolunun barışa ihtiyacı var. Kavgaya ihtiyacı yok. Onun için de düzgün idarecilere ihtiyacımız var. Düşman yaratmayan, dost yaratan idarecilere, yöneticilere ihtiyacımız var. Hep kavga, hep kavga. Nereye kadar? Evet, Galatasaraylı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde kupa sevincini yaşamaya devam ediyor. Onlar bir süre daha tribünde tutulacaklar. Biz de artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Eylül ayında başlayan, aşağı yukarı 9 ay süren
çok uzun bir maratondu bizler için de. Önce kısa bir reklam arası mı var arkadaşlar? Evet, bir kısa reklam arası.